Sabunu bol buldun galiba ha? Merdivenler yetmedi. Sokağa saçıyorsun şimdi de. Yok Memduh Bey. Siliyorum işte. Üstelik sabunu da az kullanıyorum biliyorsunuz. Tabii canım. Topla aidatı. Ver kapıcının eline. Ne olacak? Burada oturanlar havadan süpürüyorlar. Çöp poşetleri damlıyor Memduh Bey. İki gün sonra kokudan durabilene aşk olsun. Silmezsem olmaz ki. Sen yine de dikkati elden bırakma. Zaten niye tutuyoruz seni şurada? Bu titizliğin, bu intizamın için. Yoksa vallahi herkes veriyor temizlik şirketine. Oh! O yüzden dikkat et, dikkat. Ediyorum Memduh Bey. Bak, dairede oturuyorsun beyler paşalar gibi. Çoluk çocuğun rahat. Kıymetini bil, kıymetini. Al kızım şunları. İsa, yine söylendi mi? Her zamanki gibi işte. Ulan git taş taşı daha iyi be. Bazen şeytan diyor ki, al paspas sopasını eline, eşek sudan gelene kadar. Neyse, harap etme kendini. Bakarsın önümüzdeki seneye değiştirirler bunu. Yok ya. Bu adam anasının karnından apartman yöneticisi doğmuş. İş yok, güç yok herifte. Diğer sakinlerde uğraşmıyorlar hiç. Ne olacak? Meydan buna kalıyor işte. Neyse, bu da bizim imtihanımızmış işte. Hadi yemeğini ye. Nereye böyle bakayım? Burcu'nun okuluna Memduh Bey. Kayıt yenileyecekmişiz de. İyi iyi, yeniletin ya. Ne olacaksa. Temizliğini falan yapıyorsun değil mi? Ne? Çocuğun diyorum. Temizliğine falan dikkat edin. Bit bit getirmesin oralarda. Tamam mı? Hiç müsamaha etmem. Yemek hazır mı? Burcu, neyin var senin? Yok bir şey baba. Ama kıpkırmızı olmuş senin gözlerin kızım. Ne oldu? Ağlıyor sabahtan beri. Ne olacak? Ne oldu? Memduh Bey. Okula giderken karşılaştık. Memduh Bey mi? Adam eşek arısı gibi İsa. Gördüğü yerde illa sokacak. İlla can yakacak. Ne oldu? Ne dedi ki? Ne olacak canım? Ne temizliğimizi bıraktı ne kirimizi pasımızı bıraktı. Sanki biz insan değiliz. Hayvan herif. Nereye İsa, ne yapıyorsun? Gidip soracağım bunun hesabını. Yeter be. Yapma İsa. Ben öylesine söyledim işte. Yapma. Ama bu adam hep aynı şeyi yapıyor.
Yapamayız bir şey İsa. Koyar kapının önüne. Ya şu halimizle kalırız ortada. Yapma. Hadi yemeğimizi yiyelim. Allah'ından bulsun. Hadi kızım. Sana böyle. Aman yarabbim. Neyin var senin? Bir kırığın falan var senin. Pek de şirinsin. Neydi, ne yapmalı şimdi? Ulan ne vicdansızlık be. Bir de çöpe atmışlar hayvanı. Dur. Senin karnını bir doyuralım. Meseleyi anlayalım. Sonrası Allah kerim. İsa! İsa! Ben hala gazete bekliyorum beyefendi. Hemen getiriyorum Memduh Bey. Hadi hadi, acele et. Gözünü seveyim ses çıkarma. Dur bir ya. İçeri gireyim. Kızım, bir karton falan bul hadi. Baba nereden buldun bunu? Çok şeker. İsa ne oluyor? Ya getirin şu kutuyu hadi. Ay. Çöp konteynerinde buldum. Yaralı. Ya. Galiba bacağı falan kırık. Vicdansızın biri de atmış oraya işte. Ah yavrum. Ay, ya pek de şirin. Ne insanlar var anam şu dünyada. Adın ne senin bakayım? Ha? Ay canım canım. İyi de İsa, ne yapacağız biz bunu apartmanın içinde? Vallahi Memduh tefe koyar bizi, mahveder. Ya ne bileyim işte. Onu orada öylece bırakamazdım. Düşünsene Hatice. Çöp kamyonu gelecek. Dökecekler arkasına. Çöplerle birlikte bu garibanı da presleyip atacaklar. Ay. Öyle de. Ay canım benim. Senin adın garip olsun. Garip olur mu baba?
Olur kızım. Köpeği bir temizleyelim. Ondan sonra da kırığına, yarasına bir baktırmak lazım. Ay çok tatlı. Canım. Nasıl olacaksa. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Şey hanımefendi, ben bu köpeği çöpte buldum. Evet. İçim razı olmadı. Sevaptır dedim. Aldım, yıkadım, pakladım. Hı hı. Karnını doyurdum. Ama galiba bir yarası, kırığı falan var gibi. Pek ağlıyor, pek inliyor. Bir bakalım. Gel bakalım, gel. Şirin şey. Ne olmuş sana böyle? Şey hanımefendi, ben... Ben kapıcıyım. Şu ileriki bloklarda. Yani eğer çok şey olacaksa... Merak etme. Sen dedin ya sevaptır diye. Gel bakalım. Al bakalım gariban. Hadi ye bakalım. Hadi. Hadi. Ne yapacağız İsa? Ya benim de içime sinmiyor. Bir kere evin içinde köpek beslemek makbul bir şey değil. Ama çöpe de atamazdık ya bu hayvanı. Ya bahçeye koysaydık? Deli misin? Memduh mahveder bizi. Hadi ye. Sevmedin mi? Böyle idare ederiz bir iki hafta. Sonra bayrama falan giderken bunu da götürür, veririz eşe dosta. Eh, hayırlısı bakalım. Hadi. İsa! İsa! Burcu sustur şunu kızım. Eyvah, ay, duydu işte. Geliyorum Memduh Bey. Garip, ne oldu? Ne diyeceğiz şimdi buna ya? Çık bir konuş bakalım. Bekletme adamı, hadi. Geliyordum ben Memduh Bey. Bu köpek sesi buradan mı geliyor? Ne köpeği Memduh Bey? Buradan gibiydi sanki. Neyse. Dışarı gel, bahçeye bakman lazım. Hemen geliyorum Memduh Bey. Nerede o? Ha? Şimdi yaktım çıranızı. Memduh Bey, vallahi durum bildiğiniz gibi değil. Öyle mi? Çöpte buldum onu. Bacağı kırıktı hayvanı. Tedavi ettirdim. Ulan sizin kendi pisliğiniz yetiyor zaten. Bir de köpek mi çıkardınız başıma? Bahçeye koyayım Memduh Bey. Vallahi
Bayram izninde götüreceğim. Bir damla da pislik bırakmam ortalıkta. Bu ne biliyor musun? Yetki belgesi. Eğer 2 saat içinde o hayvanı yok etmezsen... kovarım seni buradan, anladın mı? Ama Memduh Bey... karar senin. Burcu götürüp bıraksın köpeği istersen. Hayır anne. Sus Burcu. Ya adam dellendi işte. Üstüne gitmeyelim. Yani zıvanadan çıkmasın iyice. İsa, sana söylüyorum. İsa, şimdi gelecek Memduh Bey. Köpek kalıyor. Biz gidiyoruz. İsa, delirdin mi sen? Nereye gideriz biz? Köpeği sokağa atmayacağım. İyi ama adamı duydun. Bizi koyacak kapının önüne. Keyfi bilir. Sersefil oluruz. 10 yıllık eşinim ben seni. Bu defa bu yolu tutalım. Beni yalnız bırakma. Bu adama pabuç bırakmak istemiyorum artık. Seni yalnız bırakmak da ne demek? Olur mu öyle şey? Sen ne alt ettiğini sanıyorsun? Gidiyorum. Gitmemi istemediniz mi? Tabii ya. Gideceksin tabii. Ya adam gibi çalışacaksın? Ben insan gibi çalıştım. Alın terime laf edemezsin. Ulan açlıktan sürünüyordunuz. Sus! Gidiyorum. Yani Memduh Bey, olacak iş değil ya. Ne istedin şu gariplerden? Öylesini zor bulacağız. Sen kapris yaptın ama doğru yapmadın Memduh Bey. Pişman değilim ben. Thank you.
İsa! Vay Yusuf! Ya yüzünü gören cennetlik be kardeşim. Vallahi öyle Yusuf. Hoş geldin, nasılsın? Nasıl olsun canım, her zamanki gibi işte. Sen ne yaptın? Vallahi buradayım. Rahatım yerinde hamdolsun. Ben severim biliyorsun, toprak, yeşillik. Zor oldu ama burayı bulduk işte Yusuf. Memduh Bey'i kaybettik. Sizler ömür. Öyle mi? Ulan sizin kendi pisliğiniz yetiyor zaten. Bir de köpek çıkardınız başıma. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim? Sana bunu haber vermeye gelmedim tabii. Ama garip bir şey. Nasıl yani? Bir gün ortadan yok oldu Memduh Bey. Biliyorsun her gün çıkıp hani neredeyse teftiş eder gibi köşe bucak bakardı. İlk birkaç gün kale almadık. Hani gelir falan diye. Bir hafta oldu, adam yine yok. 8. gün Memduh Bey'in dairesinden çok çok fena bir koku geldi İsa. Hatırladıkça hala midem ağzıma geliyor. Çaldık, vurduk, açan olmadı. Çilingir çağırdık, ne yapalım? Konu komşu ağzımızı mendillerle tıkaya tıkaya övüre övüre açtık kapıyı. Gördüğüm şeyi asla unutmayacağım. Kapının aralığından yüzünü gördüm. Morarmış, çürümüş gibiydi. Böyle, ya Rabbi nasıl anlatma onu, çok fenaydı İsa. Yalnız, yapayalnız. Yığılmış kalmış öylece. İlaçlarına ulaşamamış bile. Ortalıkta o ağır koku. Bir vakit giremedik eve. Tuhaf olan şu ki, yani seninle kavgalı olduğunu, seni kovduğunu biliyorduk ama... Ama bunu sana bırakmış. Al. İsa. Bana hakkını helal etmeni isterim. Şimdi yalnızım. Yapayalnız. Keşke senin gibi biri buralarda, yakınımda olsaydı. Ya da keşke tiksinerek baktığım bu köpecik burada olsaydı şimdi. Bana hakkını helal etmeni isterim. Memduh. İşte böyle. Çay içelim hadi. Ya Burcu nerede? Nerede olacak? Köpeğin peşinde. Kim bilir nerededir. Sağ ol hatun. Senin bu hallerine de bayılıyorum. Sen benim her halime bayılıyorsun zaten. Aman hadi orada. Neyse hadi gideceksen git artık. Birazdan ağlamaya başlar seninki. Tamam hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle canım. İyi dersler çocuklar, ne haber? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hadi. Günaydın. Günaydın. Sabah şerifler hayır olsun Kamil Bey. Sağ olasın. Ya her sabah başka türlü selam vermeyi nasıl beceriyorsun sen? Her sabah başka çünkü. Baksana ortalığı. Allah Allah. Senin kadar tuhafını da görmedim postacının yani.
Neyse, çıkıyorum ben. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Ne haber? İyiyim. Teyzeciğim, mektubum var. Sağ ol evladım. Hadi uğurlar olsun. Al bakalım, bu da sizin. Anne! Abim de annemiz geldi. Posta. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Al teyze, burada işte. Sağ ol, tuttuğun altın olsun. Sen de sağ ol. Sen kimsin oğlum? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Postacıyım ben teyze. Dağıtıma çıktım da. Ya. Bir bardak ayran versem içer misin? Geç kalmayayım teyze. Sen de zahmet etme. Oğlum, hayatta bir bardak ayran hiçbir şeyi geciktirmez. Meraklanma. Hadi gel. Şey kıt ama ayran bol. Komşu sağ olsun. İki ineği var, ona da yetiyor, bana da. Eline sağlık teyze. Bana postacı hiç uğramaz. Yeni misin sen? Yeni sayılır. 6 ay kadar oldu tayin olalı. Niye uğramaz size postacı? Getirecek bir şey yok ki. Adın ne senin? Hasan. Hasan mı? Evet. Ne oldu teyze? Benim oğlumun adı da Hasan. Yoluna kurban oldu. Resulullah yavrusunun adıdır Hasan. Peki nerede oğlum? Tam 6,5 yıl var ki haber alamadım. Kimi öldü dedi. Kimi kayboldu. Oraya gitmişti. Nereye? Ecnebi'ye gittiydi. Hani şu denize duvar ören bir memleket vardı ya. Denize duvar? Hollanda mı? Hah, işte orası. Sonra yok oldu Hasan. Beni de götürecekti. Ana derdi. Bakarsın orada gözünü bile açarlar derdi. Ama olmadı. Keşke geleydi de. Nefesini, kokusunu bir kere daha duyaydım da. Varsın gözüm bir kat daha kör olsun. Olmadı ama. Gelemedi Hasan. Çok üzüldüm teyze. Sen sağ ol oğul. Mukadderat işte, ne yapalım. Duvar inem insanı gam öldürür demişler.
Gam nedir oğlum bilir misin? Evlattır, evlat. Kaç zaman var ki şu gözlerim ıslanmadı. Göz pınarı kurur mu insanı? Kurudu işte. Allah sabır versin sana teyze. Bana müsaade teyze. Geç kalmayayım. Elin ayağın dert görmesin oğlum. Var olasın. Arada yolun düşerse uğra oğlum. Şu eve bir Hasan girsin hiç olmaz. Tamam teyze. Allah'a ısmarladık. Nerede kedi? Hani nerede? Bak burada. Hop. Miyav. Gel, 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 gel. Nerede pisi pisi? Hani göster bakalım. Hadi gel pisi değil. Duvarın hem insanı gam öldürür demişler. Gam nedir oğlum bilir misin? Evlattır, evlat. Kaç zaman var ki şu gözlerim ıslanmadı. Göz pınarı kurur mu insanı? Kurudu işte. Beni duymuyor musun sen? Hı? Ne oldu? Diş çıkarıyor dedim diş. Ya öyle mi? Çok güzel çok. Neyin var senin? Yok yok bir şeyim. Sevgili anneciğim mi? Ama Hasan senin annen yok ki. Ne bu? Bilur, bir yaşlı kadına rastladım bugün. Oğlunu kaybetmiş. Yıllardır mektup almamış. Ve sen de ona yazmaya karar verdin öyle mi? Kadın kör ve yalnız. Ne bileyim işte. Şimdi seninle bebeği öyle görünce birden ne bileyim işte. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Sağ olasın. Kimdenmiş bu? Benim yeğenlerden. Buyur. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ahmet abi bana bir çay. Tamam geldi. Ya postacı helal olsun sana be. Niye ki? Niyesi var mı ya? Böyle Maraşel gibi tiril tiril, böyle titiz, intizamlı. Vallahi helal olsun sana. Olsun bakalım. Bize de hiç mektup falan getirmiyorsun bakıyorum ha. Kimseye yok ki. Artık mektup işi bitti. Herkese ya fatura geliyor ya mahkeme celbi. Öyle vallahi. Artık gençler aşk mektubu bile yazmıyor be. Kasabanın ucundaki evde bir kadın var, kör. Evet, ne olmuş ona? Tanıyor musun onu? Macide kadın. Tanıyorum tabii. Ne o, postası mı geldi? Yok. Şey, dün gördüm de. Pek konuşmaz kimseyle. Hala oğlunu bekliyor. Ölmüş mü oğlu? Oradan gelenlerin kimi öldü diyor, kimi hiç görmedim diyor. Bilinmez ki. Eyvallah. Hı. Haydi güle güle. Güle güle.
kim var orada? Şey, benim teyze, postacı Hasan. Gel bakalım oğlum. Ne iyi ettin, gel. Şey, Macide teyze. Galiba şey, sana iyi bir haberim var. Ne? Müjde mi? Yoksa? Evet. Hasan'dan mektup var. Oğlum, oku. Hadi, oku bana, oku. Sevgili anneciğim, sana uzun zamandır yazamadım. Beni affet. Burada başıma gelenlere inanamayacaksın. Seni ne kadar özledim bilemezsin. Sana müjdelik ne versem azdır oğlum. Bak, bu Hasan'ımın keyri var tesbihi. Al, ananın ak sütü gibi helal olsun sana. Al. Hadi ama Hasan, üşüyeceksin. Ne düşünüyorsun böyle? O yaşlı kadın Billur. Kör kadın mı? Evet. Bugün ona yazdığım mektubu okudum. Oğlundan gelmiş gibi. Bilmiyorum ama galiba kötü yaptım. Bundan ben de emin değilim Hasan. Bu ciddi bir şey çünkü. Ama çok mutlu oldu biliyor musun? Belki gözleri açılsa bu kadar sevinmeyecekti. Eminim şimdi sevincinden hala uyuyamamıştır. Senin keremine akıl sır ermez. Lütfuna şükür kafi gelmez. Onu bana sen kaybettirdin. Sen buldurdun. Sana şükür olsun Allah. Şükür olsun. Ya bana bak. Bugünlerde bir hal var sende. Habire mektup yazıyorsun. Postalamıyorsun da bunları. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Hiç. Aşk mektubu olayı falan olmasın bu Hasan ha?
Nasılsın Hasan? İyi çok şükür abi, sen? İyidir. Hasan, sana bir şey soracağım. Sor tabii. Macide kadın. Bizim hanım uğramış geçenlerde de. O kayıp olduğundan epey mektup gelmiş buna. Ne var bunda? Zarflarda pul da yokmuş, damga da. Hasan, bazı zarfların içinden para da çıkıyormuş. Macide teyze oğlum gönderdi diyormuş. Vallahi bilmem. Ben hanıma ağzını sıkı tut dedim ama bu işi de merak ettim. Ben bilmiyorum. Eyvallah. Ne var burada? Bak 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 bak, gel. Gel. Al al. Oğlum. Oy oy oy. Ağlama. Ağlama. Nerede nerede nerede? Nerede? Hadi bak. Ağlama çocuğum. Burası teyze. Macide teyze. Bunları sen yazmışsın. Selamı kelamı sen yazmışsın. Elinden öperim anamları sen. Yakında geleceğimleri sen yazmışsın. Saftan çıkan paraları bile sen koymuşsun. Duydum. Ama kızmadım sana. Senden Allah razı olsun. Oğlumu veremediysen de hayalini verdin bana. Sen çok yaşa. Var ol sen. Ben üzülme oğlum. Adamın Mert'i söylediği yalanı bile iyilik için söyleyendi. Üzülme. Canım dur. Al al al. Al bak ne var. Allah onu size bağışlasın. Evladından hiç ayırmasın seni. Hadi güzel. Vallahi bu mevzuatta suç sayılıyor mu bilmem. Ama bütün kasabanın dilindesin bilmiş ol. Niye? Ne diyorlar? Ya herkes şakayla karışık bize gelen mektupları da mı postacı Hasan yazdı diye gülüşüyor be. Daha ne olsun? Sana ne be kardeşim ya? Adam gitmiş. Hangi deliğe girdiyse kaybolmuş. Üstünden geçmiş 7 sene. Sana mı kaldı kör bir kadının gönlünü etmek? Aa, ne olacak şimdi? Madara olduğumuzda kaldık. Tamam Kamil abi, gelme üstüme. Hasan. Hasan kalk. Hasan. Ne oldu? O yaşlı kadın. Bir çocukla haber yollamış sana. Gelsin hemen diyormuş. Hangi kadın? O kör kadın canım işte. Hani mektup yazdığın. Saat kaç? 7'ye geliyor. Allah Allah. Hastalandı mı acaba? Hayırdır Macide teyze, bir şey mi oldu? Gel benim. Gel. Otur. Kehribar tesbihin nerede? Burada. Neden? Ben Hasan. O tesbihin eski sahibi. Ne? Ama
Oğlum o bir... Oğlum... Hani mektuplarının senin yazı verdiği. Ama bu... Uzun hikaye. Ama size teşekkür borçluyum. Çok borçluyum size. Kardeşim olsaydı... Anneme bu kadar teselli veremezdi. Siz çok yiğit bir insansınız. Hey Allah. İki hazanımla aynı yer. Şükür olsun. Şükürler olsun. Bunların her harfi sevabın olsun senin. Hepsinin bin misli işlensin amel defterine. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.